Gerçekten 3. yılında Teknofest'i Gaziantep'e taşımak, Teknofest heyecanını Anadolu'yla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Ve gerçekten Gaziantep heyecanına heyecan kattı Teknofest'in. Ben bütün emek verenlere, başta ev sahiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda bu yarışmalarımıza katılan, bu projelere imza atan gençlerimiz bayrağı çok daha yükseğe taşıyacaklar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak pek çok projeye, pek çok işe imza atmaya çalışıyoruz. Hepsinin bizim için ayrı bir yeri var muhakkak ama gerçekten Teknofest'in inanıyorum ki paydaşı olan, içinde olan, bir parçası olan herkesin hayatındaki yeri çok farklı. Buradaki öğrencilerimizin hayatındaki yeri de çok farklı olacak. Belki ilk roketini yapanlar, ilk insansız hava aracını yapanlar Teknofest vesilesiyle ilk kez bir teknoloji takımında yer alıp bir tarih sınırı içerisinde bir projeye imza atma deneyimi elde eden gençlerimiz bundan böyle hayatlarında Türkiye'miz adına pek çok projeyi hayata geçirebileceklerine inanıyor. Bu özgüveni kazanıyor olacaklar. Ben bu özgüvenle birlikte Türkiye'yi geleceğe, Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023'e, 2053'lere, 2071'lere gençlerimizle birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayinde nasıl başardıysa Türkiye, nasıl neye ihtiyaç duyuyorsa kendisi üretebilen bir ülke olabildiyse sağlıkta da aynısını yapacağız. Tarım teknolojilerinde aynısını yapacağız. Ulaştırma, enerji teknolojilerinde aynısını yapacağız. Ve inşallah Türkiye'yi aydınlık geleceğe, 2023 hedeflerimize hep birlikte taşıyor olacağız. Ben bütün genç kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Siz de iddialı mısınız? Kronomuz aykırı alıyoruz. Kendi tasarımımız, kendi üretimimiz. İyi olmuş mu Gaziantep'te olduğunuz? Çok güzel. Gerçekten. Evet, evet. Neden? Dünyadan onlarca ülkeden 100 bin başvuruyla bir dünya rekoruna daha imza atıyor. 2000'li yıllara döndüğümüzde bizler de sizler gibi böyle ufak sayılabilecek insansız hava araçlarını geliştirmeye uğraşıyorduk. Ve bugün geçen 16 yılda ülkemiz dünyada hatırı sayılır bir noktaya geldi bu teknolojide. İnşallah sizler bu bayrağı çok daha öteye, çok daha yükseğe çekeceksiniz. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp kendi alanlarınızda bu alanların kurucuları, liderleri, öncüleri olacaksınız. Ve ülkemizi uzay ve havacılık macerasında hak ettiği yere getirmesinde çok önemli roller alacaksınız. Bu anlamda Teknofest, Milli Teknoloji Hamlesi'nin adeta sürücü motoru olması anlamında ve bu dip dalgasının, Milli Teknoloji Hamlesi'nin paradigma dönüşümünün dip dalgasını oluşturması açısından çok kıymetli. Ben özellikle sizlere, bu yarışmalara büyük ilgi gösteren genç kardeşlerime, bunun yanında organize eden kurumlarımıza, TÜBİTAK bu yarışmayı 5 yıldır düzenliyor. Son 3 yıldır da Teknofest'in bünyesinde yapılıyor ve adeta tüm toplumla buluşuyor. Bu yıl 32 ilimizden sadece burada yarışan takımlarımız var. Diğer yarışmalara da baktığımızda 81 ilimizden ve hatta dünyadan ciddi bir katılım olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gelecek günlerin ülkemiz açısından, ülkemizin yüksek teknolojideki serüveni açısından çok parlak bir geleceğe işaret ettiğini değerlendiriyoruz. Bunları da başaracak olan sizlersiniz. Bu anlamda tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Ben tebrik ediyorum. Uzun yıllardır bu alanda olan bir kardeşinizim. Böyle koordinasyon, böyle mükemmel bir çalışma görmedim. Ve en önemli şey, bilgi çok önemli ama benim şu salona girdiğim zaman gördüğüm şey bilgi kadar heyecan, ilham, gözünüzdeki ışık, yüreğinizdeki sevgi bu bilgiyle birleşince bizi kimse tutamayacak. Ve Allah'ın izniyle bunu birlikte başaracağız. Bu işin kaybedeni yok. Herkesin hayalinde bir gün Teknofest'i gezmek, Teknofest'e katılmak var. Sizler yarışmacı olarak katıldınız ve bunun içerisinde bir sıralama olacak. Birinci de olsanız, sonuncu da olsanız sonuç itibariyle kazanıyorsunuz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.